6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 214 Koza Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları. Koza Yayın Sayfa 2142. Yandaki küpün hacmini hesaplayınız. Bu küp ile aynı hacme sahip dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtlarının birinde 3, diğerinde 6 birim küp vardır. Buna göre dikdörtgenler prizmasının yüksekliğinde kaç birim küp vardır? 3. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile aynı hacme sahip bir kare prizma oluşturuluyor. Bu kare prizmanın tabanı 16 birim küpten oluştuğuna göre yüksekliği kaç birim küpten oluşur? 4. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 192 birim küptür ve yüksekliği 6 birim küp uzunluğundadır. Bu prizmanın tabanının kaç birim küpten oluştuğunu bulunuz? 5. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Bu prizma ile aynı hacme sahip bir kare prizma oluşturuluyor. Bu kare prizmanın yüksekliğinde 6 birim küp bulunduğuna göre taban ayrıtları kaçar birim küpten oluşur? 6. Aşağıda birim küplerle oluşturulmuş yapıların hacimlerini birim küp cinsinden bulunuz. 7. Hacmi 10 birim küp olan ama prizma olmayan 3 farklı yapı oluşturunuz. Cevap: 6. Sınıf Koza Yayın Matematik Ders Kitabı sayfa 214 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.